Azerbaycanlıların Şuşa'da çevre terörizminin son bulması talebiyle başlattığı protesto eylemi devam ediyor. Gönüllülerin haklı eylemini değerlendiren MHP'nin Türk dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Ermenistan'ın yeni bir provokasyon peşinde olduğunu söyledi. Bilime aykırı şekilde maden çıkarmaktaki amaç barış sürecini baltalamak diye konuştu. İşgal altındaki toprak özgürlüğüne kavuştu. Ama maalesef bu tür böyle bahaneye sığınılarak, işte maden işletme bahanesine provokasyon yapılıyor. Ermenistan'ın Karabağ'da madenleri yasa dışı olarak işletmesini provokasyon olarak değerlendirdi. Ermeni diasporasını işaret etti. Bunu da özellikle kim yapıyor? Özellikle diaspora yapıyor. Maalesef biliyorsunuz 100 yıldır bu süreç sürekli Ermenistan'ın kaderi, Ermenistan dışında yaşayan özellikle Türk düşmanı yapılar tarafından galebe çalındığı için, provok edildiği için. Bugünkü işte bu gösteriler de onun bir nevi sahaya yansıması. Azerbaycanlı aktivistler Rus güçlerinin kontrolündeki yolun bir bölümünde Karabağ ekonomik bölgesinde çevre terörizmin son bulması talebiyle protesto eylemi başlatmıştı. Gönüllü aktivistlerin eyleminde bir ay geride kalırken MHP'nin Türk dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın Ermeni provokasyonunu Haber Global'e değerlendirdi. Şuşa'da altyapı hizmetleri büyük bir kalkınma hamlesi başlatıldı ama tabii Ermeniler bu defa Fransa merkezli. Diasporanın sürekli bu zaferi galebe çalma girişimleri. Şimdi bundan sonra bir evre daha ileri geçtiler. Şimdi de maalesef orada madenlerin tabiata aykırı, bilime, teknolojiye, insanlığa aykırı teknoloji kullanılarak bir maden çıkarma girişimleri. Aslında amaç burada barış sürecini baltalamak. Orada bir sorun çıkarıp çıkacak bir sorunda krizde tekrar Karabağ bir Ermenistan yanlısı bir yapıya bürünecekmiş gibi bir beklenti var. Aydın Ermenistan'ın kriz arayışında olduğunu belirtti. Yaşananlardan Rusya'nın da rahatsızlık duyduğunu kaydetti. İşgal altındaki toprak özgürlüğüne kavuştu. Ama maalesef bu tür böyle bahaneye sığınılarak işte maden işletme bahanesine provokasyon yapılıyor. Azerbaycan da kendi toprağında böyle bir şeyin oldu bittiye getirilmemesi, özellikle Rusya'nın orada geçici bir güzergahta yetkili bir devlet olduğu için onlar da rahatsız. İnşallah aklı selim bir an önce hakim olur ve bu çala kalem böyle gelişi güzel maden arama bahanesiyle orada tekrar kriz arayışı girişimleri son bulur diye düşünüyorum. MHP'li Aydın, Kafkaslar'da barış ve istikrar arayışlarını da değerlendirdi. Zengezur koridorunun tüm Güney Kafkasya'ya katkı sağlayacağını belirtti.